yani. İnsan bir şaşırıyor aniden. Annem bana kardeşimin hırkasını falan giydirmiş. Yani ne oluyor dedim. Darbe oluyor dedi. Darbeyi anne yaptım böyle. Annem dedi ben de bilmiyorum. Ben böyle pek namazını kılmazdım. Önem vermezdim ama bu okula geldiğimden beri daha çok namazımı kılıyorum ve daha çok dua ediyorum. Bu okula geldiğim için de çok mutluyum. Evet, biz de böyle öğrencileri görünce çok mutlu oluyoruz. Hamdolsun, çok şükür. Ben sabah olduğunda hiçbir şeyden haberim yoktu. Annem dayımın yanına falan gidiyordu hep. Ne olduğunu sorunca askerler ülkemizi vurdu dediler. Ben de yabancı askerleri anladım ilk önce. Ama sonra kendi ülkemizin askerleri oldu deyince çok şaşırdım. Yani bizim ülkemizin askerleri böyle nasıl bir şey yapar diye düşündüm. Bir profesör hocamla geçen görüşürken şöyle diyordu, Anadolu'dan gelen çocuklar ilahiyatta genelde böyle bir özgüven eksikliği, süklüm püklüm yürüme, onlara şunu öğretmeye çalışıyorum. Oğlum, bu ülkede en çok hakkı olan sensin, benim. Senin deden, dedenin dedesi eminim şehit vardır, gazi vardır. Bu ülke senin ülken, niye sen onurluca, özgüvenle bu ülkede yürümüyorsun? Biraz kendine gel diye onlara başladığını söylemişti ve gerçekten çok etkilenmişti. Çocuklar bizler 15 Temmuz'da da gördünüz. Bu vatana bizler sahip çıktık. Ve bundan sonra bir şey olduğunda yine bizler sahip çıkacağız. O yüzden bu ülkede özgüvenle, inançla, mutlu bir şekilde yürümeyi hak eden Anadolu insanının ta kendisidir ve sizlersiniz. Babaannemle kardeşim neredeyse aynı zamanda. Yani babaannem öldü, kardeşim doğdu. Çok mutlu oldum, çok üzüldüm. Gel sarıl sarıl. Ağlamak da çok normal, çok insani. Evet, çok tatlıymıştır kardeş. Tatlı mı? Sen çok tatlısın. Evet, ne oldu sana? Merak ettim, şimdi bizi böyle mi bırakacaksın merak içinde? Ağlayabilirsin, ağlamak çok normal. Gülmek kadar. Babadaki çocuklar, bizde eksik var. Sonra topluluk önüne çıkıyorlar, şu öğretiliyor. Hata yapabilirsin. Ağlayabilirsin, gülebilirsin. Hepsi çok insani. Lütfen topluluk önüne çıkın. Hiç korkmayın, hiç utanmayın ve özgürce kendinizi ifade edin. Ben öğrencilerime şunu öğretiyorum. Utanacağınız şeyler şunlardır. Hırsızlık yaparsan utanmalısın. Arsızlık yaparsan utanmalısın. Namussuzluk yaparsan utanmalısın. Sen onurluysan asla utanmamalısın. Konuşmaktan hele hele hiç utanmamalısınız. Ve her yerde hakkın savunuculuğunu yapmanız lazım. O yüzden daha zor. Ben o dönem hiç üzülmedim neredeyse. Yani sadece ağladım. Çünkü babaannem için seviniyordum. Yani o benim dedem de ondan 30 yıl önce aynı gün öldüler. Aynı gün öldüler babaannemle. 30 yıl önce ölmüşler. Dedemle buluşacağı için o kadar çok seviniyordum ki. Evet. O yüzden o dönem en çok mutlu olduğum dönemdi. Evet, hayat, ölüm ve yaşam arasında bir çizgi. Mevlana Hazretleri bizim dedemiz diyor ki, ölme yeniden doğmaktır. Ölümü biz kötü, korkulacak bir hadise asla görmüyoruz. Çünkü ruhumuz özgürleşiyor, Allah'a yolcu oluyoruz. Allah'a giden bir Müslüman, Allah'a gidiyorum diye korkar mı, utanır mı? Asla. Ölme yeniden doğmaktır diyoruz. Belki nice 15 Temmuz'da göreceğiz. Ama biraz önceki kızımızın bir damla yaşı akmasın diye canımızı ortaya koyacağız. Ve bu oğlumuza da elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Ben de bir anımı anlatayım. 15 Temmuz günüydü. Şu an yeni ismiyle Şehitler Köprüsü'nün üzerindeydi. Yukarıdan uçaklar geçiyor. Alttan yine ağır silahlı
tanımalı tüfeklerle köprünün altına ateş ediliyor. Ben köprüye girdiğimde Erol abi yeni ambulansa taşınıyor. O niye verdi canını? İşte biraz önce gözünden yaşlar damlayan kızımız var ya, o bu dünyada özgürce yaşasın diye verdi. 15 Temmuz gecesi benim babam da o trafikte kalmıştı. Ben onu gördüğümde ağlayarak uyumuştum. Sabah kalktığımda babamın gözünden yaşlar akıyordu. Babası da öğretmenim. Baban da öğretmenim mi? Gerçekten mi öğretmenim? Biraz önce gözünden yaşlar damlayan kızımız var ya, o bu dünyada özgürce yaşasın diye verdi. Ve binlerce biz yine kızlarımız özgürce yaşasın diye canlarını verecek. Bundan emin olabilirsiniz.